Hello everyone. Today we are going to continue with spin one. Evet arkadaşlar merhaba. Kitapta burada kalmıştık. Bununla ilgili bir PowerPoint sunusu videosu da göndermiştim size bu konuyla alakalı. Şimdi buradan tekrar ederek başlayacağım ve bir sonraki alıştırmalara bakacağız birlikte. Okay, let's start. Past simple be. Arkadaşlar past simple'ı okuldan ayrılmadan önce size biraz anlatmıştım, bahsetmiştim. Geçmişte yapmadığımız şeylerle ilgili konuşurken biz Türkçe'de de geçmiş zamandan bahsediyorduk. Burada da yine aynı şekilde geçmiş zamandan bahsederken ne yapıyoruz arkadaşlar? Be fiilinin was verb'lü halini kullanıyoruz. Ne demek bu? Arkadaşlar unutmayın, be fiili neydi? Normalde emizara dönüşüyordu değil mi? Şimdi be fiili bu sefer was ve were dönüşecek arkadaşlar. Neye göre? Evet, hatırlayın bir önceki videoda, yani size anlattığım bu PowerPoint sunusu üzerinden anlattığım videoyu hatırlayın. Tekil öznelerde was'ı kullanıyorduk, çoğul öznelerde were'ı kullanıyorduk. Hemen örneklere bakalım. Christy was late for school on Thursday. Perşembe günü Christy okula geç kaldı. Geçmiş zaman değil mi? Geç kaldı diyoruz arkadaşlar. Bakın burada ikinci örneğimize bakalım. They ile başlıyor. They çoğul bir özne olduğu için hemen neyi getiriyoruz? Were'ü getiriyoruz. They were in Paris last summer. Geçen yaz onlar Paris'teydiler. Peki olumlu olumsuz yapısından da bahsetmiştik. Was, wasn't, were, weren't oluyordu olumsuzlarda. Tekil öznelerimiz nelerdi? I, he, she, it'ti arkadaşlar. Çoğul öznelerimiz nelerdi? Hemen şuradalar. Çoğul öznelerimiz we, you, they'di arkadaşlar. Bunlar were alıyordu değil mi arkadaşlar? Evet, soru yaparken biz ne yapıyorduk? Yardımcı fiilleri başa alıyorduk. Bakın burada olduğu gibi yardımcı fiilleri başa aldık. Tekiller için was'ı başa aldık. Şurada. Çoğullar için de were'ü başa aldık arkadaşlar. Kısa cevap verirken yes'ten sonra özlemisi getiriyoruz. Tekilse was'ı getiriyoruz sonra. Çoğulsa were'ü getiriyoruz. No yaparken de tekiller için wasn't'ı getiriyoruz. Çoğullar için weren't'ı getiriyoruz arkadaşlar. Peki zaman bağlaçlarımız ne? Yani biz cümlede neleri görürsek bunun geçmiş zaman olduğunu anlıyorduk. Yesterday dün demekti. Last night geçen gece. Last week dersem geçen hafta, last month dersem geçen ay oluyor değil mi arkadaşlar? Bunların haricinde 2 days ago dersem 2 gün önce, a month ago 1 ay önce. In July, eğer tarihlerin başında in'i görüyorsak arkadaşlar, in görüyorsak bunun geçmiş zamanda olduğunu anlıyoruz. Mesela 2009'da derken ya da Haziran'da derken in'i görüyorsak arkadaşlar past simple ait olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Burada bir notumuz var önemli. Evet, geçmiş zamanda there is ve there are neye dönüşüyor arkadaşlar? There was ve there were dönüşüyor. There is, there are ne demekti arkadaşlar? Var demekti. O zaman there was ve there were ne olur? Vardı olur değil mi arkadaşlar? Bunu da unutmuyoruz. Let's continue. Evet, devam ediyoruz. Okay, please complete the blanks with these words. Was, wasn't, were, weren't. Please pause the video now and complete the blanks. Fill in the blanks. Okay, let's continue. Okay, Michael. Hi, Rachel. You blank at school on Thursday and Friday last week. Where blank you. Şimdi öznelerimize baktığımızda you'yu gördük. Burada da you var. O zaman ne gelecek? Şimdi evet, were ya da weren't gelecek. Hemen were demiyoruz. Anlama bakıyoruz değil mi? Geçen hafta cuma günü ve perşembe günü okula geldin mi gelmedin mi diyecek. Ama bakın sonrasında neredeydin diye soracak. O zaman gelmemiş değil mi arkadaşlar? You olduğu için weren't, were neredeydin diye soracak. Olumlu soracak tabii ki, aynen. Where were you? Rachel cevap veriyor. Ailemle
Tatildeydim diyecek. O zaman I olduğu için özne I was, yes. We in Paris. Paris dediğine göre arkadaşlar boşluğa ne gelecek? Yani özür dilerim. Öznemiz we olduğu için Paris'teydik diyebilmesi için ne gelmesi gerekiyor? Çoğul bir özne. Evet. Were. Devam edelim. Yes. What blank Paris like? Paris nasıldı diyecek arkadaşlar. O zaman Paris burada öznemiz. Evet. Tekil bir özne. O zaman what was Paris like? Yes. Next. Six. Evet. Öznemiz ne burada arkadaşlar? It blank exciting. Evet. Ne olacak? It was exciting. Yes. Disneyland blank great. Evet. Tekil bir özne. Disneyland. Yes. Was. Okay. What about the other one? The India in the Indiana Jones ride. Korkunçtu diyeceğiz arkadaşlar. Very scary. Korkunçtu. Yes, was. Let's continue. Korktun mu diyor. Diyecek değil mi arkadaşlar? You olduğu için özne ne? Were you scared? Let's continue. No. No ile verdiği için, no ile başladığı için. No I tekil öznelerde, olumsuzlarda. Wasn't. Yes. Correct. Okay. Let's continue. Let's continue now. Okay. Label the pictures with these words. Rucksack, seat, suitcase, sun cream, swimsuit, tent. Yes. Let's go on. Okay, rucksack sırt çantası demekti arkadaşlar. Devam edelim. Seat, koltuk, suitcase, bavul, yes, sun cream, güneş kremi, swimsuit, mayo, tent, çadır demekti arkadaşlar. Let's see the answers. Pause the video now and then check your answers. Okay, your answers is coming. Yes. Okay, now let's continue. Listen and take the correct picture. One. Which picture shows the hotel? Was your holiday good? Yes, it was great. Where was the hotel? It was next to the beach and there was a great view of the sea. There weren't any trees, but there were lots of flowers. Two. Where is the passport? Where's my passport? It isn't in my bag. It was on the table a few minutes ago. Well, it's not there now. Well, have a look in your bedroom. It's okay, I've got it. It's on the bed. Three. What does the girl's mother want to buy? Let's go shopping. I need a new swimsuit for my holiday. Have you got any sunglasses? No, I want to buy some sunglasses too. Me too, Mum. But I also want some sun cream. Okay, now you are going to listen again and check your answers. One. Which picture shows the hotel? Was your holiday good? Yes, it was great. Where was the hotel? It was next to the beach and there was a great view of the sea. There weren't any trees, but there were lots of flowers. Two.
Where is the passport? Where's my passport? It isn't in my bag. It was on the table a few minutes ago. Well, it's not there now. Well, have a look in your bedroom. It's okay, I've got it. It's on the bed. 3. What does the girl's mother want to buy? Let's go shopping. I need a new swimsuit for my holiday. Have you got any sunglasses? No, I want to buy some sunglasses too. Me too, Mum. But I also want some sun cream. Okay, ready? Now, check your answers, please. Yes, 1 is B, 2 is B, 3 is C. Let's continue. Okay, talk about your last holiday. Ask and answer this question with your partner. Okay, şöyle bu sayfada şurada 5 tane soru var gördüğünüz gibi. Burada da örnek cevaplar var arkadaşlar. Şimdi kendi tatilinize göre bu örnek cümlelere de bakarak buradaki alıştırmayı defterlerinize yapmanızı istiyorum. Örneğin 1. What was your holiday like? Tatilin nasıldı diyor. Biz neyden bahsediyoruz? Geçmiş yani geçen seneki olabilir. Geçen seneki tatilinizden bahsedeceksiniz. Burada ne demiş mesela? It was an exciting holiday mesela. Siz de bu şekilde bir cevap yazabilirsiniz arkadaşlar. Was the hotel good? Otel güzel miydi? Bu sorunun cevabı. 3. Was the food nice? Yemekler iyi miydi? Was the place beautiful? Güzel miydi gittiğiniz yer yani mekan güzel miydi? Neden? Why? Were the people nice? Oradaki insanlar nasıldı? İyiler miydi? Gibi sorulara cevap vermenizi istiyor arkadaşlar. Okay. Bugünlük spin kitabımızda buraya kadar geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Okay. Now see you later with the next step. Okay. Please take care of yourself.